Da hocam hakikaten inanılmaz. 3 maç, 3 galibiyet, 9 puan. Maç üzerinden çok gitmek istemiyorum. Şöyle ki özellikle Galatasaray'ın Avrupa UEFA şampiyonluğundan sonra Dünya Şampiyonası'na gittik, Avrupa Şampiyonası'na 3. olduk değil ama Türk futbolu ile ilgili bu yılki bir milattır ve özellikle geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı ve bu yılki performansına baktığımız zaman Beşiktaş'ın Türk futbolunun bir devrimidir diye düşünüyorum. Yani Avrupa'daki şu anlamda devri, altını çizerek söylüyorum. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, belki Chelsea bu gruba sokabilir bu 8 kulübü. Onun ardından pek bizden bir kulüp olmazdı. Gelip geçici hani arada girersin çıkarsın. Onun bir tık altı boştu bizim için. Güncel başarılar oluyordu. Biz onların üçüncü kategorideydik aslında. Bu benim dediğim bu kategoriye yerleşmek neresi? Beşiktaş, Bayern Münih değil. Barcelona da değil. Belki de hiç olmayacak. Ama onun bir tık altı var ya, Porto, Benfica, hatta Liverpool. Ondan sonra Napoli. Bunlar Milan, Inter. Bunlar dünya futbolunun önemli kulüpler ama şimdi seviye biraz Barcelona, Real Madrid'lerin, Paris Saint Germain, Juventus, Bayern Münih'in dışında kalanlardan United'lar, Manchester kulüplerinin bu ikinciliği attı Beşiktaş kendini. Şu iki yıllık performansıyla. Onun altında Bazeller, Mazeller, bu hani Avusturya, İsviçre, Benfica, şey İspanya'nın diğer takımları, İtalya, bunlar filan, Lazio, Masio, inan Beşiktaş bu seviyeye geldi. Bu da Türk futbolunun için, Beşiktaşlılar için değil sadece, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Beşiktaş futbol takımıyla Türkiye ne kadar gurur duysa gerçekten azdır. Hakikaten de. Şimdi 3'te 3 yapmak, evet, Türkiye'de rekordur. Ama 3'te 3'ü öyle böyle yapmıyorsun yani. 2 senede bir Dinamo Kiev deplasmanında hakem makem falan filan derken gol atmadığın tek maç. Evet, kırmızı kartlar vardı. Her maç gol attın. İçeride dışarıda atıyorsun. Bu grupta 2 maçta 5 gol atıyorsun deplasmanında. İçerideki 2 gol atıyorsun. Ve muhtemelen, ve çok şükürler olsun diye de 7 dakika reklam dediği zaman yönetmen arkadaşımız, hemen biz neye baktık seninle? Grup birincisi grup ikincisiyle mi eşleşecek, evet, bu statte? Niye pek sormuyorduk daha önce? Biz daha liglerin yarısı oynanacak. Yani 6 haftalık periyodun 3. haftanın Türkiye'de bir ilk oldu. İlk ne biliyor musun? Acaba Beşiktaş ikinciyle mi oynayacak? Torba mı? Kura mı? Bu futbol tarihinde bir ilktir. 3'te 3 değildir ilk. İlk 3. hafta sonunda birinci olursak kimle oynayacağız diğer durum. Acaba kura mı çekecek, diğer grubun herhangi bir ikincisiyle mi oynayacak? Bu çok ama çok anlamlı. Bu yüzden de bunun dışında oyunla ilgili tespitlerimi kısaca özetleyeyim. Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Atiba iyi oynadılar. Çok iyi oynadılar. Talisca idare etti ama öndeki üçlü de maçı aldı. Bak, diğer saydıklarımın hepsi oynadılar. Bu üçü maçı aldı. Babel, Cenk ve Quaresma. Babel inanılmaz oynadı bak. Bir oyuncu bundan daha iyi oynamaz. Cenk nefis bir santifor örneği gösterdi. Quaresma 90. dakika hala topu rakipten almak istiyordu. Bırakın çalım atmayı. Tolgay da bugün mesela beklediğimin çok daha önünde oynadı. Kaldı ki Talisca arkası arkadaşlarının gerisindeydi. Oğuzhan girdiği ilk topla buluşmasında karşı karşıya kaldı. Ve oyunun son bölümünü top rakip Monaco yarı alanında oynandı. Tıpkı Lisbon'daki Porto maçı gibi. Bu yüzden Şenol Hoca'yı, bak Şenol Güneş'i çok ayrı bir yere koyarak, helal olsun, helal olsun. Yani Türk futbol tarihine geçmiş önemli bir antrenör olarak koyalım bir kere. Sebebi de bizim 80 milyonluk Türkiye'de tarihimizde ilk defa 3'te 3'ten dolayı değil, 3. hafta sonunda bizleri rakibimiz kim olur düşüncesine ittiği için, bizleri deplasman hissettirmemesi için ve hakikaten de Beşiktaş taraftarı ve Türkiye'de penaltısı Galatasaraylısı Beşiktaş'ın oynadığı bu topla bence gurur duymalı. Bugün de başka bir tespitim daha var, genel bir tespitim Beşiktaş'la ilgili. Monaco'da sarı kart gören oyuncu var mı? Keita. Var mı bir tane? Bir tane. Neden gördüğünü bilmiyorum da. Oynayan takımlara karşı Beşiktaş iyi takım.
Bozan takımlar bozuyor belki. O çıkıyor. Şampiyonlar gibi daha çok oynayan takımlar var. Oynayan takımlar var. Oynuyorlarsa daha iyi oynuyor. Porto oynuyorsa bu da oynuyor. Ama birisi bozuyorsa bazen sertlik, o da sinirleniyor filan. Yani futbol oynanan yerlerde Beşiktaş takımı iyi futbol oynuyor. Ama sert geçiyor, itişmeli kalkışma. Mesela bizim ligimiz zor Beşiktaş için. Ona rağmen şampiyon oldu ama zor. İtişmeli kalkmalı, sert, duruyor oyun. Oyun duruyor. Beşiktaş takı ilk yarı uzatıyor, Beşiktaş takı öbürde duruyor. Hakem işte sağlık çiziyor, o gidiyor. Burada oynayan takım var Monaco, o da oynuyor. Porto oynuyor, o da oynuyor. Leipzig geliyor kalenler, o da oynuyor. Bu da benim için çok önemli bir ölçü olarak görüyorum. Özeti bugün hak ettiği, iyi top oynadı. Geriye düşmesine rağmen iyi oynarken, hatta bir golü offside'la kesildi ama tahmin ediyorum ikinci gol offside olabilir. Sağ olsun yardımcı hakem kaldırmadıysa. İzleyeceğim biraz sonra. Onları gösteririz. Ama şunu söyleyebilirim. Beşiktaş tabii ki Barcelona, Real Madrid'lerle iki yıldır eşleşmedi ama ben bu ikinci yer var ya, Porto'lar, Benfica'lar, zamanında üçer beşer yediğimiz işte Lazio'lar, Inter'ler, Milan'lar, Liverpool'lar filan. Şimdi dünyanın neresinde Liverpool'la Beşiktaş oynasın, ben Liverpool net favori demem. Tarafsız bir saha için. Barcelona'larsa Barcelona, Real Madrid favori derim ama çok şükür buraya geldik. Geçen yıl Napoli bu kategorideki takım kapa kapaya. Benfica bu kategorideki takım kapa kapaya. Bu sene Porto bu şeyde hatta daha iyi. Monaco geçen yıl hatta daha iyi. İşte bence bu ikinci 1900 kaçta kuruldu Türk futbolu? 55. İşte o tarihten bugüne kadar buraya yerleşen o Avrupa şampiyonu Galatasaray dahil olmak üzere, ki Avrupa şampiyonu oldu, çok saygı duyuyorum. Oyunla BJK buraya yerleşti abi. Hani suni olur, bazen gidersin yenersin Barcelona'yı. Yenmedin Beşiktaş daha önce Barcelona'yı? 3-0 yendi. Evet. Hatırlıyorum. O Beşiktaş da bu Beşiktaş değil. Bak o başarı... Bir maçlık değil yani. Bir maçlık değil. Macaristan'ı yenmişiz 3-1. O çok iyi de o bitmiş. Beşiktaş şimdi artık buraya girdi. O kültürüyle girdi. Ve bizi de hani bugün Avrupa'da vay be Monaco, Beşiktaş değil. Beşiktaş izlesinler. Normal bir maçta yenmiş Beşiktaş Monaco'yu. Böyle bakıyorum ben. Karabük'ten daha kolay oldu. Zor oldu da. Karabük'ten daha iyi takım değil mi Monaco? Tabii ki daha iyi takım. Ama oynayan bir takım. Benim bu geceki 3 tespitim bu. Hocam yani çok da biz gruptan da devamlı çıkabilen bir ülkede değiliz zaten. İşte evet. Galatasaray birkaç kere çıktı, 3 kere. Fenerbahçe bir kere çıktı. Yani gruptan çıkabilmek bile aslında bizim için çok büyük bir başarıyken, yani 3. çıkmaya bile ya en azından biz devam ediyoruz derken, şimdi dediğiniz gibi bu 9 puanlık noktaya geldik. Futbolcular da şampiyonlar gibi başka bir seviyenin oyuncusu gibi oynuyorlar. Yani Jack Tosun bugün aldığı, attığı, kaçırdığıyla hakikaten şu anda Şampiyonlar Ligi'ne bakınca, işte demin Harry Kane'i falan konuşuyorduk. Benzema, Harry Kane o seviyede bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bu tamamen hocasının, çünkü bu tesadüf değil. Santrforları en çok gol atan takım Beşiktaş'ın 2 yıldır. Ben dedi oynayacağım. Özel uçakla Negredo gelmiş fark etmez dedi. Ben çalışacağım, atacağım. Ha ne yapacak? Çalışmaya devam edecek. Başarının en zor tarafı devam ettirmeyiz. Zorundadır. Çünkü çalışmak zorunda olan bir oyuncu. Quaresma yetenekleriyle maç seçebilir. Cenk maç seçemez. Öyle bir lüksü yok. Hep kuvvetli olacak. O yüzden de Beşiktaş takımını cani gözünden kutlarım. Bir eski bir futbolcu olarak, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olarak ben hakikaten beraber izledim maçı. Nihat Kahveci'de var. Hem sohbet edip düşünemiyorsun. Deplasmanda galiba biz Nihat Kahveci, Özgür falan sohbet ediyoruz hep beraber. Arada maç seyrediyoruz. Maçı evet. Maçı bir yerden sonra artık o kadar... Yani bu o kadar büyük onur ki... Ya tehlike görmüyoruz yani. Bir röportaj varmış hocam. Hemen Monaco'ya gidelim. Her zaman gol atmak değildir diyor Talisca. O da kendini, ben bugün çalıştım ama gole çok fazla yaklaşmadım diyecek. Herkes görevini yaptı. Farklı şey. Muhteşem oynadılar farklı şey. Öndeki üçlü fena yani. Acayip oynadılar. Tolga tanıyorum. Mütevazı davrandı çok. Ben de beğendim Tolga'yı. Beklentimini çok da. Birkaç pas hatası yaptı ama çok kritik yerlerde top kazandı. Kolay değil. İlk 11'de oynadığı nadir maçlardan bir tanesi. Ben Oğuz'dan mı Tolga'ya mı desen, Oğuz'dan tercih ederdim diye düşünürken, ama Tolga'ya hakikaten iyi performans gösterdi. Bu maçı ayakta
Görüntüleri analiz etmek zevk yanınıza. Eğer kazandığın zaman. Peki hocam, o zaman pozisyonları getirelim ekranlara. Hemen siz istediğiniz yerden hangi pozisyonu istiyorsanız. Baştan gidelim isterseniz. Evet, baştan Söyle. Gidelim hocam. Bu maçın başlarında işte yakaladığımız ve evet. Offside nedeniyle kesilen. Biraz geriye alalım, geriye alalım istersen. Şimdi önce bir uzun top geldi burada. Şimdi gönderelim uzun bir top. Beğen, hani iyi oynamayan Tolga yattı. Kendisini beğenmeyen Tolga yattı. Dur. Şurada kırmızılı oyuncu koşuyor. Buradan koşuya başlayacak zaten. Burada ancak burunla gol atabilirsin. Çünkü alalım bakın geriye. Zaten Falcao önemli bir oyuncu. En tehlikeli olduğu zaman gözükmediği bir zamandır Falcao'nun. Burada bir koşu yaptı. Pepe sarı kartlı geldi. Şuradan bacak arasından geçip şimdi durdur tam burunla. Burunla attı. Şimdi eğer bu burunla vurmamış olsa hem Pepe ikinci kez hamle yapmış olacak hem de Toş işte devreye girmiş olacak. Bu da ne kadar önemli bir santif olduğunu gösteriyor. Salinsel'in önemli olduğunu görüp kaleci de bakın zaten Pepe son anda ayağını uzatacak. Hatta Adriano mu? Adriano da geliyor. Bak devam edelim. Bak ayağını koydu. Şu burunu vurmasa ayağın içiyle vurmaya çalışsa zaman kaybedecek. Hocam savunmamızın karşılayışı nasıl bu pozisyonun başında? Burada Adriano biraz hafif geç kaldı aslında kademeye girişte. Oynadı burada. Şimdi zaten koşu yapmaya başlayacak. Burada aslında Adriano'nun buradaki biraz geriye alalım. Geriye alalım. Zaten Adriano burada tehlike olmadığını görecek şimdi. Biraz daha gelelim. Bak. Dikkat ediyorsunuz. Bakacak buraya. Şimdi oyna. Sola bakacak. Aslında tehlike yok. Daha hızlı gidip Pepe'ye daha fazla yaklaşması lazım. Devam edelim. Şurada sıkmış olsa biraz koşusunu kapatırdı. Anladın mı? Daha önce hatta devam ederken madem geçtin yine yani Pepe'ye yaklaşması lazımdı. Sürekli Pepe'den uzaklaşmış. Devam edelim sonuçta hocam. Sonuçta tabii burada yetenek de var. Ben de sizi kıskandım valla. Ben de geleyim yanınıza. Ya burada çok güzel anlatıyorsunuz. Uzak kalmadım. Evet gel Özgür'cüğüm. Özlemiştim zaten. Evet devam edelim burada isterseniz. Burada iyi bir santifor koşusu. Gol yaptı. Sonra Talisca. Şimdi burada en önemli şey daha önceki maçlarda biraz sonra Nihat Hocalar da Nihat Kahveci kardeşimiz de çıktı zaman göreceğiz. Duralım. Portekiz'e de aynı gol attılar hemen hemen. Burada önemli olan Mazhar, Fuat, Özkan. Üçü de burada. Muhteşem işti yani. Çok güzel bir özet bu hocam. Evet. Mazhar kesiyor. Özkan öne gidiyor. Fuat da buradan atıyor golü. Burada da arkada da birini söylersin artık. Buradan kesiyor. Müthiş hazırlık. Zaten Kuvayrışma bazen biliyorsun çalım atmaya kalkar. Burada öyle toparlıyor ki rakibiyle arasında mesafe var. Gerek kalmamış. Güveniyor. Buradan göreceğiz. Babel koşu yapacak. Aynı şekilde Cenk yapacak. Evet. Golü yapıyor. Acaba Kuvayrışma vurduğu anda Babel önde mi arkada mı? Babel bulursa offset olur muydu? Onu bilemiyoruz. O açı var mı bilmiyorum. Şimdi burada bir arkadaşımız pas açılarını gösteriyor. Evet, böyle gördüm. De atabilirdi evet, Cenk'i. Zaten şimdi şöyle alalım geriye. Bir kere felsefe nedir? Gel geriye. Talisca'ya pas verdikten sonraki pozisyona bakacağız şimdi. Bakın Talisca kale burada değil mi? Buradan gelip pası verdikten sonra ok gibi nereye gidecek bakalım. Oyna. Bu Beşiktaş'ın felsefesi bak. Dört forvetiyle. Oyna ve normal oynat ondan sonra. Ne kadar hızlı şekilde. Bak görüyorsun hemen koşuyor böyle. Geliyor. Bir anda al geriye çok güzel bir görüntü. Herkes gol bak, istiyor değil mi hocam? Bak, herkes üç gol tane istiyor. Oyuncu yan yana değil mi? Bak geriye alalım aslında. Gel biraz daha. Gel Talisca'ya kadar. Gel geriye biraz daha geriye alalım ki oyuncuların ilk durumunu görmek çok için. Çok başarılı kardeşim. Bak şimdi dur. Kale burası. Kuvayrışma, Cenk, Talisca, Babel. Şurada bir Beşiktaşlı gelecek biraz sonra. Ne kadar uzaklar birbirlerine. Fakat burada bir yer var. Bir tane kale var böyle. Kuvayrışma'nın atacağını biliyorlar. Buraya atmak istiyorlar. Hani gelin, futbol yanlarda oynamıyor. Fakat kafaya takmış durumda. Bak Cenk'in hani 100 metre start alırsın ya. Hiç bak topa falan bakmıyor. Nasıl olsa Kuvayrışma abi keser topu diyor. Zıp diye gidiyor bak. Talisca bakıyor mu topa? O da bakmıyor. Hepsi beraber ok gibi gidiyorlar. Hocam bak. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Talisca'nın Cenk'e değil de Kuvayrışma'ya vermesinin sebebi de o golü atmak tabii. istemesi değil mi? Tabii ki yani hepsi birden Huni'ye koşu yapıyor bak. Gönder. Vurulduğu anda Cenk vurduğu anda araları 1.5 metre 2 metre bak. Hop dur. Ya böyle bir şey olur mu? Bir anda şuradan hop geldiler. Bak hücumda ne yaptılar? Açıldılar.
tehlikeli bölgeye gelince de üçü birden buraya girdi. Zaten arkadaşlığı güzel kesiyor. Çok güzel. Diyelim ki vurdu, uzaklaştırdı. Devam et, biraz daha geri, biraz önce açıya gelelim. Yukarıdan görebilirsek yani, eğer yani, arkada işte, kim var? Burada da Tolgay bekliyor. Tolgay, evet. O da şutu bekliyor. Evet, ve bu golle beraberliği yakaladı Beşiktaş. Hocam hatırlarsınız Napoli maçında Tolgay'ın buradan Quaresma'ya verdiği geçen sene acayip bir pas vardı. Şöyle bir ters pas vermişti Quaresma'ya, o da içeri kesmiş. Adriano arkadan gelerek golü yapmıştı. Evet, İyi evet. Bir Adriano arkadan gelerek bindirmişti. Sanki onları daha da fazla artık iyileştiriyorlar sanki bu paslaşmaları. Devam edelim. Bu golün arkasından arkadaşlarımız 3 boyutlu olarak da bunu ekranlara getirdi libero sistemimizde. Çok güzel arkadaş. Bu da ikinci golümüz hocam. Monaco topu uzaklaştırmaya çalışırken Cenk burada alıyor topu. Babel, Talisca sağ tarafı açılıyor. Ayağını çarpacak Monaco'nun. Tolgay evet. Değil mi o? Evet. Bir dakika, al geri. Burada da Alen yardımcı hakem. Bizden o. Bugün oyna. Vurdu. Devam edelim. Offside'de tabii hakem oyunu izlemiş. Herhalde tahmin ediyorum şunu ölçü aldı. Yardımcı hakem aslında çok yanlış bir yerde değil. Çok az önce. Şu oyuncunun belki hafif bir kıpırdaması, belki yönünü çevirmesi bile etkilemiş yani olabilir. Ne yaptıysa yaptı da iyi yaptı. Tabii yani. Tabii aynen diyecek bir şey yaptı. Yok. Bir tane golü yedi, bir tane golü yedi. Evet. Diğer yardımcı hakem. Şutu atıyor. Direkten dönecek değil mi? Evet. Direkten dönüyor. Evet. Yalnız tabii burada Babel'in de tık diyor ayağını dışarı bırakıyor. Yalnız burada Cenk'in de solla iyi vuruş yapamıyor. Bazen iyi vuramazsanız gol olur. Mesela voleye yatarsınız. Arkadan bir vurursunuz voleyi. Böyle kapatırsınız. Yere seker topu istemediği şekilde lap diye gol vurama. Kaleci yapmış olur. Burada da Cenk vurduğunda aslında direkt gitmiyor. Banttan gidiyor. Kendi ayağına çarptı. Cenk solla vurdu. Sağ ayağına çarpıp izleyelim bakalım. Gönder. Offside idare ettik, ne yapalım? Tamam. Oyna. Direkten döndü. Şimdi Babel aldı sağ yan dışıyla. Verdi. Verdikten sonra Cenk vuruşu sırasında solla doğru ayakla, yani onun solla vurması lazım ama kötü vuruyor. Bu da şu ayağına geliyor. Bak vuruyor. Diğer ayağının ucu değil mi orada? Ucuna geliyor. Kaleci de düşmüş oluyor bak. Önder, gönder. Evet. Hocam bir de demin sizin yine dikkat çektiğiniz gibi gene ceza sahasının içinde tabii. Bütün oyuncular tabii. Gol için gelmişler. O zaman başaralım, daha güzel analiz yaparız. Tamam. Yine herhalde tahmin ediyorum şunu ölçü aldı. Yardımcı hakem aslında çok yanlış bir yerde değil, çok az önce. Şu oyuncunun belki hafif bir kıpırdaması, belki yönünü çevirmesi bile etkilemiş yani olabilir. Ne yaptıysa yaptı da iyi yaptı. Tabii yani. Tabii aynen diyecek bir şey yaptı. Yok. Bir tane golü yedi, bir tane golü yedi. Evet. Diğer yardımcı. Şutu atıyor. Direkten dönecek değil mi? Evet. Direkten dönüyor. Evet. Yalnız tabii burada Babel'in de tık diyor ayağını dışarı bırakıyor. Yalnız burada Cenk'in de solla iyi vuruş yapamıyor. Bazen iyi vuramazsanız gol olur. Mesela voleye yatarsınız. Arkadan bir vurursunuz voleyi. Böyle kapatırsınız. Yere seker topu istemediği şekilde. Lap diye gol olur ama kaleci yapmış olur. Burada da Cenk vurduğunda aslında direkt gitmiyor. Banttan gidiyor. Kendi ayağına çarptı. Cenk solla vurdu. Sağ ayağına çarpıp izleyelim bakalım. Gönder. Offside idare ettik, ne yapalım? Tamam. Oyna. Direkten döndü. Şimdi Babel aldı sağ yan dışıyla. Verdi. Verdikten sonra Cenk vuruşu sırasında solla doğru ayakla, yani onun solla vurması lazım ama kötü vuruyor. Bu da şu ayağına geliyor. Bak vuruyor. Diğer ayağının ucu değil mi orada? Ucuna geliyor. Kaleci de düşmüş oluyor bak. Önder, gönder. Evet. Hocam bir de demin sizin yine dikkat çektiğiniz gibi gene ceza sahasının içinde tabii. Bütün oyuncular tabii. Gol için gelmişler. O zaman başaralım, daha güzel analiz yaparız. Tamam. Yine pozisyon boşuna aldık. Out'tan başlıyor bu. Pepe gelecek, kafaya vuracak. Babel. Bir dakika, şimdi Babel buradayken bak 1, 2, 3, 4 kişi vurdular değil mi? Başlatıyoruz Babel'le. Zaten final pasında Babel yapıyor. Ola ki Babel kaldı ama devam ediyor. Devam ediyor. Bak gördü, bak nasıl gidiyorlar. Şuraya doğru oynadı. O da sağ oynadı. Bu da koşu yaptı. Offside'e düşerim ki offside geri çıkmak isteyecek. Buradan dur.
Eğer Tolgay gelmemiş olsa ne olacaktı? Bu atak boş sonuçlanmış olacaktı. Kaldı ki Talisca'da olmuş olsa. Ama Tolgay'ın gelmesi de bir avantajı oldu. Demin aslında attığımız golleri siz Tolgay'a göstermiştiniz yine. Piyota evet. Çıktığımız zaman dediniz evet. Ki yine Tolgay orada. Şimdi top rakipten sekti. Orada da sekmiş olsaydı muhtemelen Tolgay'a gelecekti. Burada da sekti rakipten. Kulajman'ın istemediği bir şey oldu ama rakipten sekince Tolgay bindirdiği için. Hani maçtan önceki burada da kim var? Şu kim? Adriano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir de kaleci 7. 3 kişi burada duruyor. Fikret Orman'ın yukarıda duruyor. Şenol Güneş de kulübede. Hep ailece mi geldiniz ya? Ve deplasman Monaco ve maç 1-1. Bir puan da fena değil. Evet. Ya burada bu atağın geri dönüşünde 2-1 de olabilir maç. Ama bunu düşünmeyerek hücuma gidiyor Beşiktaş. Ama o 2-1 niye engelliyorlar biliyor musun? İşte burada oldukları için engelliyor aslında. Bunlar 2-1 olmasın diye burada beklemiş olsalardı bu dönem topu şey alır, rakip alırdı bakın. Biraz geriye alalım. Quaresma topu kaybediyor aslında. Hı hı. Bak, Monaco oyuncu oyna. Kalp kötü pas aslında biliyor musun bak, oyna. Kademeye giriyor. Dur, burada olmadığını düşünelim. Ben Monaco'dan gitti zannettim ama o mecburiyetten buraya. Bunlar olmamış olsaydı. Ama bunlar olduğu için Beşiktaş ne diyorum mesafeyi dar alanda oynadığı zaman çok iyi bir takım. Hücumda veya özel hücumda dönen topları aldığı zaman Beşiktaş çok tehlikeli bir takım. Bundan sonra hangi pozisyonumuz var? Var mı veya? Bu golden sonra. Golün tekrarını görmeyelim. Offset'i attığımız zaman tamam, görmeyelim. Devam edelim. Var mı pozisyonumuz? Başka var mı? Özür dilerim. Bir tane daha geliyor. Var mı bir tane? Tamam. Bu gol. Yine golü görüyoruz. Geçelim golü. Zaten onu ekranlara getirdik. Konuşacağımız başka bir pozisyon varsa. Yani üst üste olduğu için arkadaşlarımız onu gösterdiler. Cenk'in gol sevinci ekranlara geldi. Jardim tabii eyvah ne yapacağız biz. Geçen senenin yarı finalisti bu yıl erken bir veda edecek diye düşündü. Evet. Tam siz söylediğiniz gibi Cenk'in iki ayağında. Öyle bu mi? Diğer pozisyon hocam. Monaco'nun yakaladığı bir önemli pozisyon. Burada iki tane şans üst üste yakalıyor aslında Monaco. Bu kadar olacak ama deplasmanda oynuyorsunuz. Tabii burada dönen topu uzaklaştıran kim ona bakacağız. Bir dakika vursun. Kaleden uzaklaştıran oyuncuya bakalım. Top sekecek. Pepe'den sekti. Quaresma'ya geldi. Ne işin var? Quaresma demek ki sen ligde falan zor görürsün Konya maçında burada. Quaresma bak nerede? Görüyor musun? Hemen altı basına evet. Yaklaşmış kaleye yaklaşmış. Yardımlaşmaya gelmiş. Ama hocam ligde de şampiyon olamayınca buralara gidemiyorsunuz. Evet. Yani eminim ki Şenol Hoca da bunu söylüyordur oyuncularına da. Devam edelim bu pozisyondan sonra varsa diğer pozisyonumuza. Burada Beşiktaş'ın seri bir paslaşması var arkadaşlarımız bu yüzden almışlar. Sonunda da Quaresma'nın bir şutuyla bitiyor. Dakika 68 biz öndeyiz. Belki Monaco'nun atak yapmasını bekliyor. Set oynamaya çalıştı şimdi. Oynadı. Uzun bir gönderecek galiba yok. Paslaşarak oynuyor. O da topu kaptırmadan deplasmanda rakip sahada. İşte yardımlaşma. Biraz geri alalım göreceğiz zaten. Biraz geri alalım. Biraz geri alalım. Şimdi bak yardımlaşma top rakipteyken olmaz daha çok. Bak hemen boşa çıkacak. Bak, Tolga'yı almış boşta. Şimdi bu bıraktı gel oynayalım oynayalım oynayalım. Bak gelmese alamayacak. Buradan da Caner çıkmasa o da alamayacak. Yardımcı oluyor Arıca şeye. Atiba'ya. Tekrar boşa çıkıyor. Bu boşa çıkıyor. Bu tekrar oynuyor. Sete dönüyor tekrar. Çok önemli. Tekrar ya. Geri geliyor. Evet. Burada uzun oynayarak evet. Kaybediyor. Ama baskı yapıyor işte. Ya şöyle söyleyelim. Fazla detaya gerek yok. Evet aynı şekilde. Madem Babel son pası sen verdin. Ben de gireyim bu sefer diyor Atiba. Dolayısıyla Beşiktaş takımı bugün A'dan Z'ye mükemmel futbol oynayarak gurur duyacağım bir şekilde oynayarak çok haklı bir galibiyet elde etti. Önemli oynamak isteyen takımlara karşı Beşiktaş hep iyi top oynuyor. Peki hocam isterseniz geçelim. Tamam. Biz de pozisyonlarımız böyle yavaş yavaş sonlanmış oldu. Hakikaten rakip sahada Monaco ki belki bazı oyuncuları kaybetti ama yeni transferler de yaparak bunlardan bir tanesi Tremas bugün çok fazla etkili olmadı. Belki bir tane şutu vardı ama deplasmanda da evindeki kadar Vodafone Park'taki kadar etkili oynadığını gösterdi. Tabii Leipzig'in Porto'yu yenmesi de hakikaten bu gece yine önemli notlarından bir tanesi. Bu karşılaşmayı da biraz... İlk rakibimiz Leipzig oldu şu anda birincilikte evet. Şu anda gözüken.
Ve ikincilerle eğer lider çıkarsak eşleşeceğiz söylediğiniz gibi. Tabii ki kolay takım yok. Yani ikinciler arasından da zor takımlar gelecek ama...